Bugün Türkiye tarihinde ilk defa olağanüstü bir dönemin dayatması olarak değil, milletin kendi tercihi, kendi talebi olarak yeni anayasasını ve yönetim biçimi olarak da başkanlık sistemini tartışabilmektedir. Bu bizim için en büyük avantajdır. Sadece bu iklim bile ülkemiz için başlı başına bir kazançtır. Yapmamız gereken nedir? Bir, halkımızın yeni anayasa veya başkanlık sistemiyle ilgili daha da bilgilendirilmesi. İki, televizyonlarda, gazetelerde bunun anlatımı ve bu konuda milletimizin bir an önce, evet, bilgilendirilmesi büyük önem arz ediyor. İşte STK'lar şu anda bu adımı atmış durumdalar. Bununla kalmayacak. Üniversitelerimizin başta hukuk fakülteleri olmak üzere, uluslararası ilişkilerde vesaire, ekonomi, iktisat fakültelerinde bunlar artık tartışılır noktaya geldi ve oralarda da paneller, sempozyumlar başlayacak. Başkanlık sistemi konusundaki bir diğer önemli avantajımız, 10 Ağustos 2014 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanı'nın doğrudan millet tarafından seçilmeye başlanmış olmasıdır. Adım atıldı. Bu iş yürüyor. Ülkemizde bu sistemle seçilen hiçbir cumhurbaşkanının siyasi gündemden tecrid edilmiş bir şekilde sadece sembolik konumda bulunması düşünülemez.